Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomuzda gölgesizlere devam edeceğiz. Ve gölgesizlerin bugünkü bölümünde işleyeceğimiz konuysa Woodlawn Jane Doe. Sizlere bu videoya geçmeden önce birkaç bilgiyi yine hatırlatmak istiyorum. Bu da Jane Doe ve John Doe davalarının ne olduğu. Bunlar kimlikleri belirlenemeyen kişilere verilen isimler. Kadınlara Jane Doe deniyor, erkeklere ise John Doe deniyor. Bu kişilerin kim oldukları eğer bulunamadıysa ölü bulunduklarında ve ailelerine ulaşamadılarsa ismi bulunmadığı için bu ismi veriyorlar genel olarak. Ve hani bulundukları yere göre falan da isimleri değişebiliyor. Yani böyle eklemeler olabiliyor. Mesela Woodlawn Jane Doe'da olduğu gibi. Ve bugün de dediğim gibi bu konuyu işleyeceğiz. Ama ondan önce içinizden iki kişiden bahsetmek istiyorum ve bu bahsedeceğim kişilerden birisi Bir Kader adlı abonem. Çok teşekkür ederim yorumların için, bana olan desteğin için. Bütün videolarıma yorum yaptığın hepsini görüyorum ve çok teşekkür ederim sana. Seni çok seviyorum. Diğer bahsedeceğim kişi ise Elif Bilgin. Elif bana arkadaşlarına falan hep söylediğini söylemişti, abone olmalarını falan kanalıma. Ve bu beni gerçekten çok mutlu etmişti. Bu yüzden Elif, sana buradan çok çok teşekkür ederim. Bana olan desteğin ve sevgin için. Ve ben de seni çok seviyorum. Çok teşekkürler tekrardan. Eğer siz de burada yer almak istiyorsanız yapmanız gereken çok fazla bir şey yok aslında. Çok basit. Aşağıya bana hani yorumlarda, YouTube'da olsun ya da Instagram'da olsun bana desteğinizi belli ederseniz ve eğer ben bu desteğinizi görürsem sizi de mutlaka burada bulunduracağım, emin olabilirsiniz. Elimden geldiğince herkesi yapmaya çalışıyorum sırayla çünkü. Ayrıca eğer kanalıma yeni geldiyseniz ya da kanalıma daha önce bulunduysanız ama hala abone olmadıysanız lütfen aşağıdaki kırmızı butondan kanalıma abone olun. Bu benim için çok önemli ve benim gerçekten çok işime yarıyor. Aynı zamanda videoyu beğenip de aşağıya bir yorum bırakırsanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz. Evet, şimdi konumuza geçebiliriz. Woodlawn Jane Doe'ya bu ismin verilmesinin sebebi kendisinin Maryland denen yerde Baltimore County'deki Woodlawn adlı yerde bulunmuş olması. Ve bulunduğu tarih ise 20 Eylül 1976'ydı. Yani Woodlawn Jane Doe 43 yıldır kim olduğu çözülemeyen birisi. Kendisi Lorraine Park Mezarlığı denen bir yerin arka kapısında, böyle hani girişteki yolunun kenarında bulundu. Aslında bulunduğunda da ölümün üzerinden çok fazla zaman geçmemişti. O sabah saat 9:20 ile 10:20 arası kızıyla birlikte arabasıyla giden bir kadın bu bahsettiğimiz bölgeden ayrılan bir minibüs görmüştü. Ve aynı saatlerde bir başka sürücü ise Jane Doe'nun bedenine denk geldi yolun kenarında. Bulunduğunda Jane Doe dövülmüştü, tecavüze uğramıştı ve boğularak öldürülmüştü. Vücudunun bir kısmı beyaz bir çarşafa sarılmıştı ve elleri ise vücudunun arkasında bağlanmıştı. Hatta bu düğüm de çok karışık bir düğümdü ellerini bağlayan. Bulunduğunda üzerinde beyaz süt yeni, beyaz ve bej karışımı bir kısa kollu bluzu, bej ve sarı renkte olan Levi's kotları vardı. Kahverengi bir ayakkabı giyiyordu ve kahverengi, gri ve beyaz tonlarında çizgili diz uzunluğunda olan çorapları vardı. Jane Doe bulunduğunda ayakkabısının sadece bir tanesi ayağındaydı. Diğeri ise uzağında bir yerde bulundu. Yani daha doğrusu yakınında bir yerde bulundu ama giymiyordu. Boynunda ham deriden yapılmış bir ham deri iplikten yapılmış bir kolye vardı ve aynı zamanda da o kolyenin sadece bir tane mavi boncuğu vardı. Üzerinden bir çengelli iğne ve bu çengelli iğneye takılmış olan iki tane de anahtar çıktı. Jane Doe'ya yapılan saldırı o kadar şiddetliydi ki ve hani tecavüz edildiğinden de dolayı pantolonundan dışarıya kanlar sızmıştı. Ve bu da gösteriyordu ki ona kim saldırdıysa, bunları ona kim yaptıysa onu çok düzgün bir şekilde de tekrardan giydirmişti. Şimdi Jane Doe'nun hayatını kaybettikten sonra çekilmiş olan bir fotoğrafını koyacağım ekrana ama bu fotoğraf herhangi bir şekilde grafik bir fotoğraf değil. Yani yaralar falan olan ya da korkutucu bir fotoğraf değil. Ama sadece o hani uyuyor gibi bir fotoğrafı, ama yine de eğer hani ölü bir insanı görmek istemiyorsanız bakmamak isteyebilirsiniz buna. Fakat şimdi dediğim gibi onun bu fotoğrafını vermek önemli çünkü yüzünün en hani net olarak çıkarılabileceği şeylerden birisi bu fotoğraf ve saldırıda yüzü de zarar görmemiş. Bu da bu yüzden önemli bir etken onun fotoğrafının falan çıkarılabilmesinden, çizimlerinin yapılmasında. Kendisinin kahverengi gözleri vardı. Teni böyle esmerimsiydi ve saçları ise omuz uzunluğunda kesilmişti. Saçlarının rengi kahverengiydi
ve kulakları da delikti. Kendisinin sol bacağında bir yara izi var ve aynı zamanda dizlerinde de yara izleri vardı. Jane Doe'nun dişleri incelendi ve dişlerinin bir doktor kontrolünden geçmiş olduğunu öğrendiler. Bu da şundan yola çıkılarak söylenebiliyordu. Birden fazla dolgusu vardı dişlerinde ve aynı zamanda bazı azı dişleri de çekilmişti. Ve bunların hepsi çok kaliteli işlerdi. Yani hani öylesine ucuz yapılmış bir şey değildi. Gerçekten kaliteli bir bakımdan geçmişti. Ve bu da insanların aklına tabii ki de Jane Doe'nun ya fakir bir aileden gelmediğini ya da hani bir şekilde iyi bir diş doktoruna ulaşımının olduğunu gösteriyordu. Kendisi 15 ila 30 yaşları arasındaydı ve 1.80 yakın, yaklaşık 1.80 boyu vardı. Aynı zamanda da 72 kiloydu. Ve 0 RH pozitif kan grubuna sahipti. Jane Doe'nun parmak izleri ve hani dişinden alınan şeylerin kayıtları veri tabanına girildi. Fakat bunlara rağmen hiç kimseyle eşleşmedi. Sağ üst kolunda, omzunun yanında kabaca yapılmış bir dövme vardı ve hani bu dövmenin ne olduğu bile anlaşılmıyordu. Fakat araştırmacıların birçok tahmini vardı bu konuda. Şimdi size bunları okuyacağım. JS, JD, JB, SP, SS, D, SD, SB ve JP, JP'ydi. Şaşırdım artık okurken ama JP en son söylediğim, yani şu an olduğu düşünülen harfler bunların. Jane Doe'nun yüzünde iki tane bandana vardı ve bu bandanalardan bir tanesi mavi beyaz renkliydi. Diğeri ise turuncu beyazdı ve bunlar boynunun arka tarafına bağlanmışlardı. Turuncu beyaz olan bandananın ise böyle hani gözlerinin ve burnunun olacağı yerler kesilmişti. Yüzünde bir tane de çuval vardı. Ve bu çuvalın bir kısmı ise boğazına tıkılmış bir şekilde bulundu. Hem bu boğazına tıkılan çuval parçasından hem de bir iple boğularak öldürülmüştü Jane Doe. Çuvalın geldiği yer ise Farm Bureau denen bir yerdi. Ve bu çuvalı kendileri Massachusetts bölgesinde sadece 5 yere göndermişlerdi. Jane Doe'nun üzerinden çıkan anahtarlar da incelendi. Ve bu anahtarlar da yine Massachusetts'te Fitchburg denen bir yerde üretilmişlerdi. Biri ev anahtarı, diğeri de hani çevirdiğim zaman, aslında ben İngilizce araştırdığım için çevirdiğim zaman ön kapı anahtarı olarak çıktı. Ama hani daha detaylı bir şekilde açıklamam gerekirse, çünkü bu tam çevirmesi olmayabilir. Kapının iç tarafında değil de üstünde olan anahtarlardanmış bu. Yani o şekilde açılan bir anahtarlığı varmış. İşte anlatmaya çalıştım ama işte iki tane anahtarı var. Jane Doe'ya otopsi yapıldığında çıkan sonuçlarda vücudunda klorpromazin adındaki bir ilacın bulunduğu ortaya çıktı. Ve bu ilaç böyle bayağı yüksek bir seviyede vücudundaydı. Yani zehirli olabilecek seviyede. Ve bunun kullanım alanlarını merak edecek olursanız, bunun kullanılmasındaki bir amaç psikiyatri hastanelerinde şizofreniyi tedavi etmek içindi. Bir diğeri ise insanı sakinleştirmek için kullanılıyordu. Ve sizin de tahmin edeceğiniz üzere Jane Doe da büyük ihtimalle bu sakinleştirme amacıyla kullanılmışlardı. Jane Doe'nun sarıldığı çarşaf da çok kalitesizdi. Ve bu kalitesiz çarşafın aslında incelendiğinde dediğim gibi daha önce hani psikiyatri hastanelerinde falan kullanılan çarşaflarla aynı çarşaftan olduğunu buldular. Ve hani bu da akıllara şöyle bir düşünce getiriyordu. Jane Doe ya bu hastanelerden birisinde bir hastaydı ya da onu öldüren kişi bu hastanelerden birisinde çalışıyordu ve bu tarz malzemelere ulaşımı vardı. Ama maalesef bütün bu bilgilere, bütün bu ipuçlarına rağmen hiç kimse bulunamadı. Jane Doe'nun kim olduğu bile bulunamadı. Fakat son yıllarda bu dava tam böyle hani artık kapanacak gibiyken, unutulup gidecekken tekrardan bir araştırma talebi geldi. Ve bu araştırma talebi ise onun kıyafetlerinde polen analizi yapmaydı. Polen analizi çok aslında böyle spesifik bir şey olduğu için polen çok daha net bir şekilde bulmaya yardımcı oluyor geldiği yeri bu kişilerin. Yani mesela diyelim ki birisi öldü ve nereden geldiği bilinmiyor kendisinin. Bu polen analiziyle vücudundaki kıyafetlerden falan alınan polenlerle nerede yaşadığı tespit edilebiliyor. Ve araştırmacılar şanslıydı ki 40 yıl boyunca onun kıyafetlerine, yani Jane Doe'nun kıyafetlerine hiçbir şekilde zarar gelmemişti. Ve görevliler çok düzgün bir şekilde saklamayı başarmışlardı. Ki bu normalde çok olan bir şey değil, sizin de tahmin edeceğiniz üzere. Hatta üstünden 40 yıl geçmiş olmasına rağmen böyle düşünün yani. Bu analiz yapıldığında ise Jane Doe'nun vücudunda iki tane polen örneği bulundu, kıyafetlerinde pardon.
Ve bu iki polenin bir arada bulunduğu sadece iki yer vardı. Tabii ki ülkenin içerisinde iki yer, yani ülkeyi aradıkları için dünya olarak söylemiyorum. Sadece iki yer vardı dediğim gibi. Ama önce iki poleni söyleyeceğim. Polenlerden birisi baldıran ağacına aitti ve diğeri ise sedir ağacına aitti. Ve dediğim gibi baldıran ve sedirin bulunduğu sadece iki yer vardı birlikte. Bunlardan bir tanesi Harvard Üniversitesi'ydi ve Harvard Üniversitesi Boston'da. Diğeri ise New York Botanik Bahçeleri'ydi. Bu kanıtlar ortaya çıkınca artık araştırmacılar onun Boston'dan geldiğine neredeyse emin olmuşlardı. Ve adli sanatçılar da hani yüzü rekonstrüksiyonu için çok uğraştılar. Onun böyle hani fotoğraflarını dijital ortamda falan çıkarabilmek için çok çaba gösterdiler ve gerçekten başarılı şeyler ortaya çıkardıklarına inanılıyor. Kendisinin hem çocukluğunda nasıl göründüğünü hani tahmini olarak hem de öldüğü zaman nasıl göründüğünü tasvir etmeye çalıştılar ve hani bunları yayınlamaya başladılar. Çocukluk resminin neden önemli olduğunu merak edebilirsiniz. Bunun sebebi ise belki de Jane Doe küçükken hani evden kaçmıştı ya da birisi onu kaçırmıştı ya da kaybolmuştu ve insanlar, yani onu tanıyan insanlar yıllardır onu görmemişlerdi. Bu yüzden öldüğündeki halini tanımayabilir. Araştırmacılar bu şekilde düşündükleri için çocukluk fotoğrafına bu kadar önem verdiler. Ve daha önce de konuştuğumuz gibi Jane Doe'nun yüzü zarar görmemişti saldırıda. Bu yüzden hani bunları oluşturmaları çok önemliydi ve gayet de hani benzer bir şekilde oluşturabilirlerdi yüzü zarar görmediği için. Aralık 2015 tarihi, yani yaklaşık 4 yıl önce, hatta neredeyse tam 4 yıl önce bu dava için bir dönüm noktası oldu. Çünkü Baltimore polisi ilk defa böyle somut bir ipucu aldı birisinden. Bu ipucu ise onları telefonla arayan birisinden gelmişti. Bu arayan kişi Jane Doe'nun Jamaica Plains, Boston'da Forbes Street denen bir yerde ailesiyle yaşadığını söylemişti. Ve dikkat ederseniz bu bahsettiğim yer Jamaica Plains denen bir yer. Ve bu Jamaica Plains'in baş harfleri de JP. Yani kolundaki kolye, kolundaki dövme belki de JP'ydi ve bu yaşadığı yeri temsil ediyordu. Arayan kişinin söylediğine göre Jane Doe'nun iki kız, üç de erkek kardeşi vardı. Ve ailenin geldiği yer büyük ihtimalle ya Puerto Rico ya da Kolombiya'ydı. Araştırmacılar bunları öğrendikten sonra aileyi aramaya başladılar, yerlerini bulmaya çalıştılar ama maalesef ailenin yerini hiçbir zaman tespit edemediler. Aynı zamanda arayan kişi Jane Doe ve kardeşlerinin ya yakınlardaki bir Katolik okuluna gittiğini ya da bulundukları yerdeki Wyman Street ya da JFK İlkokulu'na gittiklerini düşünüyor. Ve aynı zamanda bu kızın isminin ise Jasmine ya da Jazzy olduğu düşünülüyor. Ki bu Jasmine ya da Jazzy ise ismi, bu da dövmesiyle bağlantılı olabilir. Jane Doe maalesef bu kadar ipucuna rağmen Woodland Jane Doe hiçbir zaman bulunamadı. Ama ileride bulacaklarını umuyorlar kendisini. Çünkü DDP denen bir şey var. Bu da DNA Doe Project adıyla geçiyor. Ve hani bu Jane Doe'ların falan işte DNA'larıyla kim olduklarını bulmaya çalışıyorlar diğer insanlarla eşleşmeyeceği üzerine. Ve araştırmacılar gerçekten bunun Woodlawn Jane Doe'da da işe yarayacağını düşünüyor. Daha önce bu bulunan Jane Doe'lar falan da var ya da John Doe'lar. Bu yüzden de hani bu konuda gerçekten umutlular ki sizin de bildiğiniz üzere DNA çalışmaları gün geçtikçe daha da başarılı hale geliyor ve daha da gelişiyor. Birçok kayıp vakası bu şekilde bulunmaya başlandı. Umarım Jane Doe'nun da, yani Woodlawn Jane Doe'nun da kim olduğu bulunur ve bir şekilde artık ortaya çıkar. Onun da hani bir ailesi varsa bir yerde, onu merak ediyorlarsa onlar da bir şekilde en azından nerede olduğunu bilirler ya da o kimliğine kavuşur kendisi en azından. Evet, bugünkü videoda bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bir hatam ya da eksik verdiğim bir şey varsa lütfen aşağıda düzeltip yeni bilgiler eklemekten de hiç çekinmeyin. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı ve aşağıda bir yorum bırakmayı unutmayın. Aynı zamanda da kırmızı butondan kanalıma abone olun lütfen. Eğer zile tıklarsanız da videolarımı her yüklediğimde size bildirim gelecek ve anında haberdar olabileceksiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.